Hafta sonu haberlerine havanın durumuyla devam edelim değerli izleyenler. Kış erken geldi diyebiliriz kısaca. Kar yağışı erken başladı. Kayseri'de hatta kar kalındı. Bazı noktalarda 15 santimetreye kadar ulaştı. İşte tüm yurttan kar manzara. Sonbahar neredeyse bitti. Kış kapıya dayandı. Yurdun dört bir yanından kar haberleri gelmeye başladı. Ordu'dan Kayseri'ye, Erzurum'dan Yozgat'a, Gümüşhane'den Antalya'ya, Ardahan'dan Kars'a pek çok yer beyaza büründü. Ordu'da havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Turistik alan olan Çambaşı Kayak Merkezi de karla kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı. Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nda da kar yağışı etkili oldu. Kalınlığı 15 santimetreyi bulan kar hayatı olumsuz etkiledi. Kayak merkezi yolunda 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Diğer yandan kar yağışı Erciyes Kayak Merkezi'ndeki işletmelerin yüzünü güldürdü. Şu an itibariyle bütün otellerde rezervasyonlar %50 oranında fazlalık oldu. Dolayısıyla %50 oranında doldu. Erciyes Dağı'ndan kent merkezine inen yollardaki görüntüler kartpostalları aratmadı. Erzurum'da da manzara aynıydı. Kar yağışı ilin kent merkezinde etkili oldu. Yozgat'ta mevsimin ilk karını gördü. Aralıklarla devam eden kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda yağış sonrası masal gibi görüntüler çıktı. İlk karı gören illerden biri de Kars oldu. Yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar en çok çocukları sevindirdi. Çocuklar yılın ilk karını böyle karşıladı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Digor, Susuz, Boğatepe ve Sarıkamış'ın yüksek kesimleri beyaza büründü. Sarıkamış'ta ilk karı yağmaya başladı. Biz de zaten bekliyorduk karın yağışını. Saat geçtikçe daha çok etkisini göstermeye başlıyor. Gümüşhane-Trabzon sınırındaki Zigana Dağı da beyaz gelinliği giydi. Bölgedeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Dünyanın en uzun ikinci tünelinin yapıldığı Zigana Dağı etkileyici görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar bu fırsatı kaçırmadı. Bol bol öz çekim yaptı. Yollar açık. Dün akşam gelirken taşlar düşmüş diyorlar. Ama karayolları çalışıyorlar, razı olsun. Ardahan'daki kar yağışı sonrası ortaya ilginç bir manzara çıktı. Bir tarafta lapa lapa kar yağarken diğer taraf yemyeşildi. Posop ilçesinde meydana gelen yağış vadiye inmedi. Yaylalarla yüksekte olan köyler beyaz örtüye kaplandı. Antalya karla birlikte fırtınaya teslim oldu. Akseki-Seydişehir Karayolu'nun Alacabel mevkisinde etkili olan kar nedeniyle yollar kapandı. 10 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.